Akıntıya inattan merhaba, Banu Güven'le yine karşınızdayız. Gündemimiz yerel seçim, yerel seçimlere doğru Yüksek Seçim Kurulu'na listeler verildi ve ittifaklar, ayrılıklar ortaya çıktı. Banu, sence en önemli yer neresi üzerinde konuşmamız için? Ya tabii ki İstanbul. Yani çünkü Erdoğan için de bir numaralı savaş alanı diyeceğim. Siyasi mücadele alanı İstanbul oldu. Erdoğan'ı yenmek isteyenler için de yerelde ya da genelde İstanbul'u almak, İstanbul'da güçlü olmak çok önemli. Biz eskiden ne dedik? 2019 seçimlerinde, 2019'da Ekrem İmamoğlu aslında Binali Yıldırım'a karşı değil, Erdoğan'a karşı seçimi kazandı. Üstelik iki kez kazandı. Ama şimdi o kadar kolay olacak gibi durmuyor. Neden? Çünkü aslında çok doğru bir yöntemle başlanan uzlaşma, işte işbirliği görüşmelerine bana kalırsa, herkes DEM Parti'yi konuşuyor ama CHP gerektiği önemi atfedemedi ya da yerel bir takım engellere takıldı. Yerel örgüt, ilçe örgütleri, il örgütleri bu engellere takıldı. Ve beklediğimiz gibi işbirliği çıkmadı. Şimdi en son İstanbul'da hani Esenyurt'ta CHP adayını değiştirdi diye konuşuluyor. Bu çok tartışılıyor ama bunun çok daha önce olması gerekirdi. Biz seninle kaç hafta önce konuştuk? Evet. Zannediyorum 2 hafta oluyor. Yani orada da ya da 3 hafta oluyor belki. Orada da aynı şeyler konuşuluyordu. Yani belediye meclisinde DEM Parti'nin belli bir sandalye sahibi olmak istediği bu talebi aktardığını ben kaynaklardan öğrenmiştim, konuşmuştuk seninle. Hani bu da bir sır mı? Yani o sırada çok fazla konuşulmuyordu belki. Sancaktepe'ye, Sarıgazi falan böyle bir takım ilçelerde de İstanbul'da. Bunlar önemli ilçelerden partinin oylarının kuvvetli olduğu için. Yani burada çok uzun sürdü. Gereğinden fazla git gel oldu. Esenyurt'ta mesela yani. O liste oluşturulurken daha önceden de DEM Parti'nin talebini bir uzlaşma olarak kabul edebilirdi. Yani ben şu soruyu CHP, şu soruyu sormak istiyorum bak Kemal. Yani bilmiyorum sen bunun üzerine ne söylersin ama CHP tamam ana muhalefet partisi. Tamam Erdoğan'ı ve AKP'yi alt etmek çok mühim. Özellikle İstanbul gibi bir yerde ve en iddialı aday CHP'nin. Fakat bütün muhalefet partileri ve özellikle de DEM Parti'nin asli görevi midir CHP'yi iktidar yapmak, CHP'yi sandıktan çıkarmak? Ne olursa olsun, kayıtsız şartsız. Yani birçok insana göre böyle aslında. Yani biraz sosyal medyayı dolaştığında sanki DEM Parti'nin varlık nedeni hani iki yolu var. Ya CHP angaje olacak, onun dışında seçtiği herhangi bir yol AKP'ye hizmet ediyor diye bir anlayış var bana. Özellikle sadece sosyal medyada değil, son bütün bu kent uzlaşısı kapsamında varılan bir takım işbirlikleri de var. Yani işte Mersin var. Biraz muğlak olsa da üzerinde konuşuruz. Adana'da, Urfa'da, İzmir'de hala konuşuluyor. Çünkü bu listeler 1 Mart'a kadar değişebilir. Değişme Evet. olasılığı var. Dolayısıyla hala süreç devam ederken işte Özgür Özel çıktı, ne dedi? Dedi ki DEM Parti daha önce işte AKP'ye kaybettirecek diyordu. Dolayısıyla bize destek veriyordu. Şimdi bunu demiyor. Gökhan Günaydın işi bir ileri daha adım daha götürdü. Dedi ki İşte Ahmet Türk ne diyor? Çözüm süreci ancak Erdoğan'la olur. Daha açık nasıl konuşabilirler gibi. Yani DEM Parti'yi aslında AKP ile işbirliği yapmakla suçlayan bir anlayış. Nedeni ne bunun? Bunun nedeni tek. Bence nedeni ne olabilir? 1 Mart'a kadar yani bu listelerin kesinleşeceği tarih olarak aday listelerinin kesinleşeceği tarih olarak belirlenmiş 1 Mart'a kadar DEM Parti üzerinde kamuoyu baskısını arttırmak ve bir takım geri adımlar atmasını sağlamak olabilir belki. Yani mesela Urfa'da hala bir gelgit yaşandığını görüyoruz. Orada kent uzlaşısı var denmişti ama sonra CHP kendi yani
DEM Parti adayını açıklamıştı ama CHP kendi adayını açıkladı ondan sonra. Yani bu gelgitlerde belki bir kamuoyu baskısı yaratmak söz konusu olabilir ama Bunu da yani aşan bir şimdi şey var. Yani bunu da aşan Banu, bence ortada şöyle bir şey var. Yani bunu daha önce çok konuştuk, çokça da söyleniyor. Hani Kürt siyasi hareketinin 2015'lerden bu yana izlediği siyasi çizgi itibariyle bir iddiası vardı. Türkiyeleşmek ve de işte ittifaklar yaparak gelişmek. Ama 2023 seçimlerinde çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı, ki bence buna eşlik eden tipin tavrı. Dolayısıyla DEM Parti HDP'den farklı olarak daha Kürt partisi olma niteliğinin altını çizmek istiyor. Bence de çokça da haklılar. Niye? Çünkü evet, hala Türkiye Partisi olma iddialarını devam ettiriyorlar ama bunu yaparken kendi kitlelerinin çokça hayal kırıklığına uğradığını gördüler ve oy kaybı, sandığa gitmeme gibi tavırlar görüldü Mayıs seçimlerinde, hem birinci turda hem ikinci turda. Yanı sıra bütün bu süreçlerden DEM Parti'nin ya da Kürt siyasi hareketinin tırnak içinde bir politik kazancının da olmadığını görüyoruz. Yani bir politik kazançla da çıkamadılar. Hala eş başkanlar içeride, hala kayyum politikasından vazgeçildiğine dair bir açıklama yok. Hala ikincil görülüyorlar, hala meşru görülmüyorlar. Yani hatırla, işte Özgür Özel dedi ki biz her şeyi meşru yapacağız dedi, ama bütün bu süreçler yine öyle gelişmedi. Bir kent uzlaşısı kavramıyla yeni işbirlikleri yapmaya çalıştılar. Ama orada da yine çekinik duruyorlar. Yine ne yapıyorlar? AKP MHP diliyle DEM Parti'yi karşı tarafta olmakla, yani bizim yanımızda durmuyorsan AKP'nin tarafındasın diye suçlayan bir dili yeniden üretiyorlar. Dolayısıyla ama yine de bir kent uzlaşısı var ve biraz belki onu konuşmamız gerekir. Yani Evet, ama burada ben bir şeye daha girmek istiyorum Kemal. Bak, DEM Parti için tartışılan bu konu tabii ki daha önceden bir çözüm süreci vardı. Orada aktörlerden biriydi bu partinin işte daha önceki vekilleri. Yani çoğu cezaevine girdi ve hala orada. Dolayısıyla yani bu DEM Parti için toparlayacak olalım. Gene cümlenin başına geliyorum. DEM Parti için söylenenler, tartışılanlar İyi Parti için tartışılmıyor. Şimdi sonuç olarak İyi Parti'nin en başında işbirliğini reddeden bir tavır içinde olması da gene AKP'ye kazandırma stratejisi olarak yorumlanamaz mı? ya Ama çok buradan ilginç. böyle söz edilmiyor. Evet, hala bugün Özgür Özel ve diğer CHP sözcüleri Meral Akşener'in bütün sert söylemlerine rağmen hala işte Özgür Özel abla diye hitap ediyor, çok iyi tanırız diyor, bir nezaket dilini elden bırakmıyorlar. Niye? Belki de hani işin ideolojik kompartmanından çıksak şöyle düşünebiliriz iyi niyetle. Hani İyi Parti tabanıyla bir restleşme, İyi Parti tabanını incitecek, liderlerine yönelik sert bir eleştiri ters tepebilir diye düşünüyor olabilirler. Peki Bir aynı şey daha şeyi Kemal. DEM Parti seçmeni için niye düşünmüyorlar? Bu hoyrat dil niye devam ediyor? Çok enteresan. Bir şey daha var ya. İzmir'e gidip bakalım. Bak, İzmir'de DEM Parti'nin Tunç Soyer'le hiçbir problemi olmadığı gibi hani onun olmasını istediği yazıldı, çizildi. Ama onun yerine Karşıyaka'nın belediye başkanı aday olarak belirlendi. Özgür Özel'in o hani inanıyorum, inancım tam falan deyip kalkıp başkasının elini kaldırması falan, yani bunlar gerçekten tamam o yorgunluk içinde falan olabilecek şeyler belki. Ama hani seçimler tarihine girmiş olan anlardan biri bu. Ve arkasında da çok şey var. Şimdi kent uzlaşısından söz ediyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım dedik. Çünkü Türkiye genelinde bir böyle bütünsel bir ittifak içinde hareket etmesi partilerin çok zor. Yerel seçim söz konusu olduğunda özellikle. Doğru olanı kente, ilçelere göre hatta kimin güçlü olduğuna bakarak bir takım stratejiler belirlemekten, anlaşılamayan yerlerde de ayrılır tamam. Ama belli noktalar çok önemli. Şimdi İzmir'de kim olsa belki CHP'nin adayı anti Erdoğanizm yüzünden de İzmir'in laik tutumu sebebiyle de kazanacak belki, ama
CHP'nin bugünkü yönetiminin üstü fena halde bu açıdan bazıları tarafından, yani bazı seçmenler tarafından çizilmiş olabilir. Yani Ben son bir anket birazcık okudum bazı kurcaladım bu ama yani meseleyi. Parti içi bak, Tunç Soyer'in, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkışını desteklememiş olması, aynı zamanda da parti içinde bir takım isimler, hani bir tanesi de İzmir'le ilgili bir isim. Bunlarla bir şekilde yani çıkarlarına hizmet etmemiş olması gibi bir sonuç, işte bir sebep var aday evet. gösterilmemesinin ardından. Yani genel olarak baktığımızda zaten yerel seçimler yerel çıkarların da baskın olduğu, hani milletvekili seçimlerinde de öyle ama yerel seçimlerde bunu daha pür görebiliyoruz. Bu parti değiştirmeler vesaire, işte önce CHP'li sonra gidiyor AKP'den aday oluyor ya da İyi Parti'den AKP'ye geçişler çok oluyor. Bu yerel çıkar gruplarının baskısı ve yerel çıkar gruplarının belirleyiciliği çok açık. Yani Hatay'da Lütfü Savaş örneği. Yani Evet. niye alamadı? Şimdi aslında Hataylıların tepkisini gördü CHP. Değiştireceğine dair bir takım demeçler de oldu. Yeni anketler yapıyoruz falan denildi. Görüştü Özgür Özel Lütfü Savaş'ı ve fakat gördük ki hayır, değiştiremiyor. Niye? İşte CHP genel merkezinde gazeteci arkadaşlarımızın verdiği artık kulis bilgiye göre Hatay'daki ilçe yöneticileri falan hep Lütfü Savaş'ın etkisinde ve de Lütfü Savaş aday gösterilmezse toplu istifalar yaşanacağı falan yönünde genel merkezde tırnak içinde bir tehdit var. Yani herkes şunu söylüyordu. Lütfü Savaş'ı aday göstermek artık öyle bir mesele haline geldi ki genel seçim, yani genel bütün Türkiye'ye ilişkin CHP algısını ilgilendiriyordu bu. Ve fakat bundan vazgeçmediler. Bu tepkiye rağmen o yerel baskı gruplarına boyun eğdiler. Bence Lütfü Savaş'ın seçilmesindense seçilmemesi, yani CHP başka bir aday gösterseydi ve o seçilmeseydi CHP açısından daha olumlu bir tablo olacaktı. Daha onurlu bir tablo olacaktı. Ben Gökhan Zan'ın büyük şansı olduğuna inanıyorum bu arada. Hani tip belli yerlerde, bilmiyorum, Hatay'la ilgili bir kamuoyu yoklaması görmedim ben. Ama tipin aday gösterdiği Gökhan Zan'ın bence gerçekten büyük şansı var. Yani bence seçilemez ama hani belki kaybettirir Lütfü Savaş'a ve tip ölçeğinde baktığımızda da alacağı oyun yüksekliği, yani %10'u zorlaması falan başarı olarak kabul edilebilir Ya sonuçta. valla ben içimden geçeni söylüyorum demek ki Kemal, öyle söyleyeyim sana. Ama yani bana vicdan, mantık bunu söyletiyor. Tabii ki siyaset yapmış olmak, aktivizmden ya da bir felaket durumunda organize etmekten farklı bir şey. Bir meleke ya da tecrübe diyelim. Fakat yine de İnsanların inanacağı, güveneceği liderlere ihtiyaçları var. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Biz Türkiye'de demokrasinin ulusal anlamda, yani nasıl söyleyeyim, genel seçimler, işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonuçlarına baktığımızda tükenmek üzere olduğunu, çok ihlal edildiğini görüyoruz, konuşuyoruz ya. Bu yerelde farklı. Türkiye'de yerel yönetimler her ne kadar merkezi yönetim işlerine taş koysa da gene parlamenter sistemin ve katılımcı demokrasinin esaslarına göre iyi kötü çalışıyorlar. Hele kent konseylerinin de sözünün dinlendiği yerel yönetimlerde küçük ölçekte bir demokrasi modeli, işleyiş modeli görüyoruz. Bu açıdan çok önemli. Çok. Yani doğru belediye başkanlarıyla ve işte mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bak, belediye meclisiyle devam etmek diyecektim. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ama çoğunluk AKP MHP'de, değil mi? O kadar çok işe taş koyuldu ki, hatırla oylamalarda. Ama bu yani demokratik bir işleyiş ve dolayısıyla sadece yerelde var artık. Yani yerelde de çok kısmen. Yani senin iyimser bakış açını anlayabiliyorum ama
Bahadır'ın bir yazısı vardı. Bahadır Özgür'ün İliç'le ilgili bu maden Evet. meselesiyle ilgili. Orada tabana da yayılan bir çıkar ağından söz ediyordu. O çıkar ağı nasıl oluşturulmuş? Bir uluslararası şirket var. İşte Kanada mı Amerika mı olduğu çok tartışmalı. Geçen Evet. sefer de Evet biz tartıştık, evet. Amerikalı demiştik. Sonra Kısa Dalga'dan İbrahim Ekinci araştırdı. Aslında Kanadalı ama o bağlar gizlenmiş vesaire. Kanadalı bir sürü firma var. Önemli değil orası. Orayı geçiyorum. Geçelim. Ve de yerli işbirlikçisi var. İşte Çalık Holding. Ve fakat asıl orada Erzincan'da onların bu kadar rahat çalışmasını sağlayan hani bir Bergama gibi ya da başka herhangi bir yerdeki madenlere karşı çıkan halkın direnişini engelleyen şey ne orada? Çıkar odakları yani yereldeki güçlü ailelere verilen taşeronluklar. O taşeronluklardan o kadar iyi paralar kazanıyor ki ama aynı ailede birisi taşeron ve çok büyük para kazanıyor. Diğeri madende kalmış ölmüş. Yani o toprak altında kalmış ölmüş. Dolayısıyla bu feodal bağlar hala tam çözülmeyen özellikle taşrada tam çözülmeyen feodal bağlarla çıkar grupları üst üste biniyor. İşte o taşeron şirketler ne yapıyor? Bir tür aile şirketi. Ailedeki birileri zengin olurken diğerleri madende işçi oluyor, toprak altında kalıyor, ölüyor. Biraz yerel yönetimlerde de ne yazık ki işte o hani ekonomik demokrasiyle politik demokrasi, siyasal demokrasiyi aynı anda sağlamadığımızda hani evet yerelde de bir takım katılım mekanizmaları var, katılıyorum ve o katılım mekanizmaları önemli, onu küçümsemiyorum. Ama işi hani bir öz yönetime doğru gitmekten alıkoyan şey Türkiye'deki bu yerel çıkar odaklarının işte maden örneğini verdim ama belediyelerde de işte yönetimlere katılırken de daha güçlü olması yani çıkar eksenli bu çıkar da şöyle değil aslında politika sınıfsal çıkarlara göre işlemesi gereken bir süreç yani diyelim işçilerin kategorik olarak kendi ekonomik çıkarlarını savunmaları gereken şey ama orada hayır işte bu tür feodal derebeylikler gibi onların kendi çıkarlarını savunduğu ama öz olarak kazananın, zengin olanın, sermayenin çıkarlarını savunduğu bir süreç işliyor. O Evet. yüzden hani yerel yönetimlere bakarken evet çok önemli katılım yönü hala önemli ama Bu böyle mekanizma önemli karşılarda da çünkü. bu şeye de yansıyor. Bu bahsettiğim çıkar grubu yapısı belediye başkan adaylıklarına, seçime ve oradaki transferlere de doğrudan yansıyor. Yani bir takım yerel sermaye gruplarının işte o rant bölüşümünde daha az pay alan ama yerel ölçekte olduğu için de önemli olan o grupların belediyeleri, taşradaki yönetimleri domine etmesi. Bunun karşısına çıkacak alternatif belediyecilik örnekleri Türkiye'de yok mu? Vardı işte çok bilinen işte Fatsa deneyimi, işte çok incelenmedi. Genelde bir medyanın olumlu muhalif medyanın olumlu algısı nedeniyle de bence çok masaya yatıramadık. Ama Fatih Maçoğlu'nun önce Ovacık'ta sonra Dersim kent merkezindeki deneyimleri. Yine Dersim'de sadece Tabii Maçoğlu'na Ovacık faslı başka, Dersim başka tutuluyor. evet ve de aslında Dersim'de başka kendisine sosyalistim diyen, komünistim diyen belediye başkanları da oldu. Onların partilerin adında komünist olmadığı için Maçoğlu'na şey oldu bu etiket Maçoğlu'na Evet. hediye edilmiş oldu. İlk komünist Ama belediye. Ovacık'tan başladı ve mühimdi. Çok güzel bir örnek oldu. Evet. Ama demem o ki burada evet belediye meselesi de gerçekten yerel yönetimler meselesi de katılımcılık ve demokrasi sınavı verdiğimiz yerler. Bir de Evet. şeyi dikkatini çektim Sen bilmiyorum. uzlaşmasında pardon, sen devam et. Ben o sırada bir notuma bakacağım. Devam et lütfen. Tamam. Şimdi bu şeyi konuşmak istiyorum ben asıl. Bütün o başta değindik ya DEM Parti'ye yönelik söylem ve de İyi Parti'ye yönelik söylem farkı. Bir şey ortaya çıkıyor. Bu Mayıs seçimlerinde de vardı. Şimdi bir resmi Cumhur İttifakı var. Yani resmi Cumhur İttifakı'nda olan partiler belli. Hala da belli. İşte AKP, MHP
resmi Cumhur İttifakı'nın omurgasını oluşturuyor. Diğer partiler gelip gidiyor vesaire. Ama bir de fiili Cumhur İttifakı var. Yani mesela bence İyi Parti fiili Cumhur İttifakı'nın en önemli üyesi şu anda. Ha, Çok güzel söyledin. Mayıs 2023'te Muharrem İnce bu fiili Cumhur Aa, o da İttifakı'nın üyesi değil mi? O da tabii fiili yani fiili ittifakta. Cumhur İttifakı'ndaydı. Tabii Ümit o bir Özdağ şekilde bence rehin alındı. Bak söyleyeyim sana. yani Rehin alındı. evet yani ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir rehinlik durumu var bilmiyoruz. Sadece politik alanda değil. Bu fiili Cumhur İttifakı Mayıs seçimlerinde de şimdi de öyle esneyebiliyor ki. Mesela Mayıs seçimlerinde bence bir takım gazete ve gazeteciler hani muhalif görünen bunlar da bu fiili Cumhur İttifakı'nın en önemli bileşeniydi. Yani hiç sakınmadan söyleyebilirim. Oda Ha, TV mesela söyle kim bakayım? Oda TV bence mesela bütün seçim dönemi boyunca Cumhur İttifakı'na hizmet etti. Oda Yani TV çok takip ediliyor mu Allah aşkına hala? saygınlığıyla takipçi sayısı arasında bir orantısızlık var. Ha, Bu çok güzel orantısızlık söyledin evet. Kenan. Yani takip ediliyor tabii. Hani ben kutlama Ben sayılarını etmiyorum. yakından takip ediyorum işim gereği. Ben etmiyorum aslında. Ya ben etmiyorum. Sen evet. Google'ladığımda bir şeyler aradığımda bazen karşıma çıkıyor falan ama izleyicilerimize de neyse şimdi daha ileriye gitmeyeyim. Burada durayım ben. Evet. Evet. Yani Oda TV gibi bir takım mecralarda bu fiili Cumhur İttifakı'nın bileşeniydi bence. Politik alanda işte Muharrem İnce öyleydi. Ümit Özdağ, Sinan Oğan ki sonradan resmi olarak katıldı o ittifaka. Bu seçimde de bence Meral Akşener fiili Cumhur İttifakı'nın en önemli bileşeni oldu. Ya söylemlerine inanılmaz. Hani dün mesela öyle bir şey söyledi ki diyor ki ya bazıları beni yakından tanıdığını söylüyor, tanıyıp sevdiklerini söylüyor. Böyle bir şeyi bana nasıl söylerler? Devamında ne diyor biliyor musun Banu? Bilmiyorum okudun mu? Diyor ki benim Okumadım. eşim başka kadınlara böyle diyebilir mi? Bu ahlaksızlık. Yani nasıl bir bağlantı kurdun? Nasıl bir böyle bilinç çarpılması? Ben okuyunca inanamadım. Hani bunun mesele olacağını düşünüyordum. Hangi Sanırım bağlamda bunu söylemiş ya? Ben bilmiyorum. Yani o gözüme çarpmadı dün. Başka evet, şeyleri ama okudum aynen diyorum. bunları söylüyor. Yani muhalefete öyle yerlerden saldırıyor ki işte bugün yine Atatürk'ün partisindekiler demleniyor gibi bir şey söylüyor. Onu dibine pelesenk etmiş. Çok açık. İktidarı hedeflemiyor. Muhalefeti hedefliyor ve muhalefetin DEM Parti ile girdiği ilişkiyi CHP'nin kısmi işte bu kent uzlaşısı çerçevesinde yapılan işleri doğrudan işte terörize ediyor. AKP MHP ne diyorsa aynısını Muharrem İnce de söylüyor, Meral Akşener de söylüyor ve bu en önemli saldırı noktası. Geçen Bir şey seçimde de bu söyleyebilir miyim olmuş. bununla ilgili bir parantez açıp? Ya da daha kuvvetli bir ortak payda var. Peki ben burada ama Alan olarak olmasa da kuvvet olarak öyle, merkez. Çekirdek. Biz seninle ilk yayınımızda da bir çekirdekten söz ettik ya. İşte o çekirdek. çekirdeğin çekimini de İyi Parti. Evet. Kesinlikle o çekirdek çekirdeğin çok yakınında. Evet, çekirdek çekirdeğin üstüne kurulmuş bir parti o da. Benim orada en çok merak ettiğim şu Banu. Şimdi Söyle. anketlerde vesaire hep İyi Parti seçmeniyle ilgili şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İyi Parti seçmeni iktidarın politikalarına en çok itiraz eden seçmen grubundan biri. Hatta birçok meselede diyelim ki dış politika ile ilgili bir soru soruluyor ya da işte gündelik siyasetle ilgili bir soru soruluyor. Geriye dönüp bakılıp bunlar tek tek ortaya konabilir ama hani ben bunları çok iyi incelemiş biri olarak söyleyeyim. İyi Parti seçmen grubu bazen CHP'lerden hatta bazen DEM Partilerden daha fazla itiraz ediyor. Niye? Aslında İyi Parti seçmeni dediğin gibi ideolojik olarak milliyetçi ve seküler bir seçmen tabanı var. Normalde demin bahsettiğimiz o çıkar meselesini öncelese çok rahat AKP MHP çizgisine gelebilir ama özellikle sekülerlik açısından, özellikle
kötü yönetim açısından itirazları olduğu için İyi Parti'ye oy veriyorlar. Yoksa niye MHP'ye oy vermesin? Ama Şimdi bir dakika, bu bir şey seçmen ne sorabilir miyim yapacak? sana? Bu söylediğin profille dair araştırmalar ya da işte ne bileyim bu izlenimi edindiğin Anketler. işte şeyler, kamuoyu yoklamalarının sonuçları diyeyim. Hangi tarihten? Yani unutmayalım ki yerel seçimlere gelirken, aday belirlenirken İyi Parti ile bir kopuş iyice belli olduğunda İyi Parti'den, yani İyi Parti'ye CHP'den kaymış olan oyların orayı terk ettiğini gördük. Bugün İstanbul'da mesela CHP adayının hangisi? ORC'nin anketinde miydi neydi? 5 civarında falan oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. İYİ Yani Parti. ben ne dedim? CHP dedin Hayır, İyi Parti'nin, evet, mi? pardon. Dolayısıyla yani o söylediğin seçmen gitti. Şimdi biraz daha ideolojik olarak homojen bir yapı orada toplanmış Tam da olabilir. onu Bir de söylüyorum. Yani o seçmen gitti dediğin henüz sandığa yansımadı. Anketler öyle diyor. Yani İYİ ha, Parti evet, oy yani gittiğini kaybediyor. farz ediyorum. Evet, yani ben şunu çok merak ediyorum. Hakikaten İyi Parti seçmeni nasıl bir tavır gösterecek? Yani partisi muhalif diye milliyetçi bir parti ve milliyetçi başka bir parti alternatif ve iktidardaydı. Buna rağmen İyi Parti'ye oy verdiler çünkü demin sekülerlik ve demokrasi kaygılarıyla. Bugün bu seçmenin ne kadarı kopacak ya da kopacak mı? Çünkü başka bazı araştırmalarda iki partinin oy arttırdığını söylüyor. O da İyi Parti ve DEM Parti. Genel seçimlere göre. Bu çok belirleyici olacak bence. Yani özerk DEM Parti'nin davrandığında. arttırdığının farkındayım. İyi Parti'nin hangi araştırmadaydı bu görmedim ama yani benim, yani eğer bu son dönemeçte eğer böyle bir durum ortaya çıktıysa adaylar Genel belirlendikten sonra. seçimlerde kime oy verirsiniz sorusunda oyunu Ha, arttırdı. genel Genel seçimler, tamam, seçimlerde o değil. Genel başka, seçimlerde bilmiyorum. değil. Evet, bu bahsi Yani kapatalım. Bu şimdi bahsi kapatalım. Özgür Özel'le çok umut bağlandı. Şimdi Özgür Özel'in yerel seçimlerde aday belirlenme sürecindeki tavrı ve şu ana kadar sergilediği performans seçmen için bekleneni verdi mi? Orada soru işaretleri var. Bugün yine Özgür Özel demiş ki biz iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz demiş. Bence çok kötü bir süreç geçirdi. Yani Çok. Özgür Özel hakikaten saygın bir siyasetçi. CHP içinde de çok çalışkandı. Grup başkan vekillerinde, genel başkanken de çok çalıştığını biliyoruz. Ama Özgür Özel'in kişiliğinden bağımsız olarak ve niyetinden bağımsız olarak CHP'nin verdiği görüntü çok kötü. Kötü. Bir kere Hatay meselesiyle çok çok kötü bir sınav verdiler. İttifak görüşmeleri bahsinde beceremediler. Yani ne yapıp edip DEM Parti'nin gönlünü alıp seçmenini ikna edecek bir formülle gelip orada DEM Parti'yi dahil edebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Ve daha da önemlisi İzmir gibi işte Antalya gibi birçok yerde yok saydılar. Özellikle Antalya Belediye Başkanı adayı gösterilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin adayı Böcek. gösterilen Muhittin Böcek'le yaşanan, yani daha doğrusu onun yaptığı, ortaya koyduğu tavır, DEM Parti'ye salon vermemek falan. Hani bunlar çok tartışıldı. Şimdi sen gidip kent uzlaşması içindeyiz, uğraşıyoruz derken bir taraftan da yani DEM Parti ile el sıkışmayan bir adayı gösterirsen, ısrar edersen bunda, bir takım kapıları kapatmış olursun. Ondan sonra yani CHP diyor ya, DEMPA, yani daha doğrusu Özgür Özel demiş ya, eski strateji farklılığımız var demiş. Daha önce AKP'ye seçim kaybettirme stratejisi vardı, doğru. Şimdi de bize seçim kaybettirebilir. Muhalefete seçim kaybetti, yani seçimi kaybettirme iddiasında diyor. Ya bence CHP kendini belli yerlerde seçim
kaybettirecek adımlar atıyor. Yani Kaybettirmek için ne neden gerekiyorsa kendine yapıyor. dair bir eleştiri yapmıyor burada parti? Tabii zor yani, bunu biz yapabiliriz de Özgür Özel o pozisyondayken yapamaz. İleride yapacaktır ama belki, bilmiyorum. Ama Yani... seçime damgasını vuran en büyük tırnak içinde skandal bence, skandallardan biri diyelim çok var. Yapay zeka açıklamasıydı. Yani bu bir iletişim kazası olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun uzun okudum neyi kastediyor yapay zeka ile. Efendim işte anket yaparken çıkan sonuçları bir de yapay zekaya analiz ettiriyoruz. Sürpriz bir aday çıkıyor. Sonra o adaya yoğunlaşıyoruz. O adayı ankete kattığımızda gerçekten de seçilebilir çıkıyor vesaire. Bir, şunu görüyoruz. Kazanacak aday fetişizmi. Bu birçok yerde CHP'ye, özellikle Ankara'da mesela, Ankara'nın ilçelerinde neredeyse CHP kökenli aday yok. Neredeyse yani. Çoğu, yani hemen hepsi sağ partilerden gelen adayları gösteriyor. Mansur Yavaş da mesela, Evet, yani Mansur tamam çok Yavaş da küçük. öyle. Ama hadi diyelim Mansur Yavaş Ankara'da CHP seçmeni benimsedi, başarılı buluyor vesaire. Ama işte bu kazanacak, bu yapay zeka açıklaması o mantığı da gösteriyor. Ki Özgür Özel kurultayda ön seçim vurgusuyla seçildi. Yani şunu yapamadıktan sonra yapay zekayı ya havale etme sen, ya üyenin zekasını havale et, üyenin basiretine havale et bunu. Ve bunu çok iyi kullanıyor iktidar tabii şimdi, yapay zekayla aday belirlemek ne demek yani? Bu hiç söylenmemeliydi, hiç yapılmış Bolu'yu ne olsa bile. yapacaksın? Nasıl? Bolu Belediye Başkanı adayı. Şimdi CHP'nin bir siyasi tavır belirleme sorunu var. Hiç Sosyalist Enternasyonal üyesi bir partiymiş gibi davranmıyor yani. Uzun süredir davranmıyordu zaten de. Bunu söyleme çok naifçe. Bırak sosyalist Ya bırak söylemişti dayı. enternasyonu. Evet. Yani Ama hayır sosyalist yani. Şimdi enternasyonu bunu nereye bir CHP'nin? tespit olarak söylüyorum. Hadi bundan geçtik, tamam. Yani geçtik bundan. Ama ya gene de yani bu bir tercih meselesi. Tamamen kampanyasını mültecilere karşı olmak üzerinden kurmuş bir adayı ihraç edilmiş birine tekrar alıp partiyi ondan sonra da aday yapmak. Türkiye'de siyasetin aslında çok kötü bir yere sıkıştığını gösteriyor bu, Kemal. Evet. Oraya siyaseti sıkıştıran da Erdoğan. Ve bu çok büyük bir başarı. Erdoğan hakikaten başarılı bir siyasetçi. Bu anlamda. Erdoğan, evet katılıyorum. Yani büyük ölçüde bunun müsebbibi AKP'nin Süper iktidarı. stratejist. Evet. Ama ya muhalefette de ve şeyde de hakikaten bu basiretsizliğin nedeni ne biliyor musun aslında? Yani bir sadece beceri sorunu değil bu mesele. Bu siyasetin kurulduğu temeller. Yani o çıkar eksenli siyaset o kadar içkin ki partilere. Birçok partide işleyiş böyle. Parti içi demokrasi yok. Ve işte bir takım çıkar gruplarının emriyle, onların ihtiyaçlarıyla hareket eden bir siyasal manzara var. CHP bu haliyle devam ederse, yani bu yerel seçimlerde gösterdiği performansı devam ettirirse, korkarım ki çok ciddi bir çöküntü olacak muhalefette ve belki de işte bu İyi Parti ve diğer muhafazakar partiler AKP'nin yeni anayasa planında yedeklendiği anda, çünkü böyle bir risk var bence, çok büyük bir risk var. Çok Çünkü doğru. orada benim tahminim, hani bu bir tahmin sadece, benim tahminim Erdoğan'ın bir de süresi doluyor ya, sistemi değiştirerek süresini uzatmak da isteyecektir. Bir tür yarı başkanlık sistemine geçecek bir formülle İyi Parti'yi de ikna edebileceği ve laikliğin altını da boşaltarak devayı, geleceği yedekleyeceği bir anayasayla ortaya çıkıp, anayasa değişiklik önerisiyle ortaya çıkıp Putinleşebileceğini de düşünüyorum. Yani Çok doğru bütün diyorsun. Buna tamamen katılıyorum. Yarı başkanlık gibi bir rejime geçerek yeni bir formül oluşturmak Erdoğan için. Yani gerçi bir daha aday olmayacağım dedi. Ama biliyorsun hala daha seçimden
Diyelim ki bunların hiçbiri olmadı. Seçimleri bir yıl kala feshedip meclisi tekrar aday olma imkanı da hala var. Projelerimiz bitmedi diyebilir. Fakat ben de Meral Akşener'in böyle bir anayasa değişikliğinde sistem değişikliği söz konusu olduğunda gene Erdoğan işine gelecek Zaten bunu şekilde söyledi Akşener çokça. Yani tabii dedi evet parlamenter sisteme ona koltuk getirirse destek. değneği olacağını hadi öyle demeyelim işine geleceğini düşünüyorum. Çünkü Meral Akşener bir şekilde yani bir parlamenter sistemin geri dönüşü söz konusu olursa başbakanlık gibi bir koltukta oturmak istiyor. Fonksiyoner bir yerde O bence oturmak istiyor. hayal ona göre. Yani Meral Akşener'in siyasi Tabii tabii o performansı. istiyor bence. O istiyor, istiyor mu Tabii. ondan da emin değilim esasen. Yani siyasi performansına Çok bakınca, eminim. siyasi performansına bakınca temel kaygısının partisini büyütmek ya da işte iktidarı göndermek, Türkiye'de bu otoriter sistemden kurtulmak gibi bir motivasyonu olduğunu ben artık düşünmüyorum. Yani oradaki motivasyonu nedir? Apayrı şeyler. Diyorsun. Peki, toparlayalım mı? Bu arada Evet. ben bitirmeden önce bir not eklemek istiyorum. Biz uzlaşmazlıklardan bahsettik ya Türkiye genelinde. İşte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını İmamoğlu'nun tehlikeye sokacak. Başka yerlerde başka bir takım kıran kırana seçim yarışının olacağı durumlar yaratan uzlaşmazlıklardan bir yerde CHP, DEM Parti ve solun yani tipin uzlaştığı tek bir nokta var. Neresi orası? Gebze. Evet. Erkan Baş ismi üzerinde uzlaşmış herkes. Ne güzel. Yani bütün bu üç partide. Yani demek ki yani iyi bir sonuç alınabilir oradan bakalım. Ya Onu bunun da göreceğiz. bir tipe nasip olması da enteresan yani. Tipe Tipi yani nasip ama evet. çünkü yani Mayıs seçimlerindeki tutumlarını düşündüğümde Evet. ama Ben de iddialarıyla eleştirdim. örtüşen bir girişimdi o. DEM Parti ve CHP de destek verecek buna. Hayırlısı diyelim. Bak Mersin'de de işçi kenti ve burada DEM Parti'nin tavrı, CHP'nin de tavrı bence Türkiye geneli için örnek olmalı. Yani tip adayı gösterildi diye değil. Aklın yolu nedir? Uzlaşma nasıl olur? Güzel bir örnek diye görüyorum ben Gebze'yi. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bir Evet. not daha Çankaya'da meslektaşımızın İrfan'ın yarışıyor olduğunu hatırlatalım. İrfan Değirmenci Çankaya adayı Evet. için orada çok büyük bir tepki var CHP'ye. Çok genç adını unutuyorum hep. Hüseyin Can Güner de sanırım Çankaya Belediye Başkan adayı. Yani genç olması iyi bir şey. O da avukat. Evet. Meslektaşımız oldu. Benim meslektaşım bir yandan. Ama Hukukçu. evet hukukçu. Ama CHP'li. Çankaya adaylarını düşündüğümde ve bu arkadaşın Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yla daha önceki yakınlıkları hesaba katıldığında ben çok ismini de çok açık da kısa dalga yazar olduğu için de değil asla. Tezcan Karakuş Candan'ın aday gösterilmemesini gerçekten anlayamıyorum. Çok da çalıştı öncesinde. Yani Yani neden bir aday yıl iki olması yıl üç yıl gerektiğini değil. çok anlattı, çok yazdı, çizdi. Evet. Doğru yani. Yani yıllardır, 10 yıldır, 15 yıldır Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak hem Melih Gökçe'ye karşı önce hem saraya karşı çok ciddi bir mücadele yürüttü. Ve de Melih Gökçek şunu söylemişti. Yapacaklarımızın %50'sini Mimarlar Odası engelledi diye. Bu onun için bir gurur nişanesi. Kendisi de öyle Evet. ifade ediyor. Ve aynı zamanda da Çankaya Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti. Buna rağmen mücadelesine devam ediyordu. Neyse yani bir adayı artık aday adaylığı da geçti. Çok Ya da daha rahat edebilirim. keşke, keşke büyükşehir belediyelerinde daha çok kadın belediye başkanı görsek. O görevi de yapamaz mı kendisi? Gayet güzel, layığıyla yapardı. Bakalım yani insanlar bak gerçekten seçmen de Erdoğan'a kaybettirmeye odaklanmış vaziyette hala. Şimdi biraz ezber bozulacak.
bir makina şaşıracak, ne yapacağız biz şimdi, kime oy vereceğiz diye kent uzlaşması olmayan yerlerde tereddüte düşenler olacak belki. DEM Parti'nin İstanbul adayı olan Murat Çetin ile beraber Meral Danış Beştaş'ın da çok kuvvetli bir aday olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Evet. İmam olduğu için zor günler geliyor. İstersen yani bunda da son derece tabii ki meşru bir şey, yarış zemini bu. Seçim adı. Orada böyle bir Dolayısıyla ikilem çok. işbirliği yapılacaksa da hep bana demesi bir partinin. Evet. Bizim adayımız kuvvetli. Gel ne olursa olsun bizimkini destekle. Biz sana listelerden çok istediğin kadar yer veremiyoruz ama sen bizi desteklemelisin. Yoksa vebali üstüne kalır demesi hiç hakça değil açıkçası. Evet, Yeterince de yani 22 zamanları vardı. yerde Yani bunun 22. sorumlusu DEM Parti demek tek başına doğru değil. Bu kadar. 22 yerde aday 22 ilçede aday gösterdiler İstanbul'da. Diğerlerinde göstermediler ve CHP'ye Evet. destek verecek diğer yerlerde. Evet. Çünkü CHP bu kent uzlaşısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni katacak formüllerle gitseymiş de çünkü şu açıdan çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun kişiliği falan hiç önemli değil bu aşamada. Biz 2028'de Cumhurbaşkanı seçiminde AKP'yi olası Erdoğan aday olmaması gerekiyor hiçbir şartta. Ama işte Yok onu esnetecekler işte anayasada onlara göre var evet o. yani bir formülü bulacaklar. Dolayısıyla biz en güçlü adayın gücünü devam ettirip hatta adaylığını devam ettirip ettirmeyeceğine dair bir seçim olacak bu. Yani 2024 seçimi aslında 2028'in sonucunu öyle ya da böyle çok ciddi etkileyecek. Ve AKP 2024 seçiminde İmamoğlu eğer kaybedecek olursa bence CHP içinde olacaklara dair konuşacağımız çok şey olacak. Bak onu söyleyeyim sana. O yüzden de bence o iddiası her halükarda devam edecektir. Pardon, bir şey daha söyleyecektim. Ben gene dayanamayıp yok, hop dedim. artık Kapatalım. burada keselim çünkü süreyi Tamam. çok açtık. Sonunda senle Hatay'da Gökhan Zan %10 alırsa iyi dedin. Sen ben %10'un üstünde alacağını iddia ediyorum. Bir iddiaya girelim senle gel. Peki ben %10 alırsa iyi diyorum. Sen ne diyorsun? Ben %10'dan fazla alacak diye düşünüyorum. Tamam, %10'u geçerse sen kazanıyorsun. Yüzde Peki ne olacak ben kazanınca? onu programdan sonra kararlaştıralım. Bilmiyorum ama izleyicilerimizle de paylaşalım ve Tamam, dinleyicilerimizle. peki ne istiyorsun? Bilmiyorum, düşüneyim ben de. Gelecek programda bir dahaki yerel seçim konuştuğumuz programda söyleyeceğim sana. Tamam, peki. Düşüneyim de. Tamam, iddia konusunu kararlaştıracağız. Tamam. Tamam. Evet. Şöyle yapacağız. Beraber Hatay'a gideceğiz senle. Tamam. Hatay'a gideceğiz. O zaman Hatay'da yemeğine diyelim. Hatay'da yemeğine, Gökhan Zan'la yemeğine. Tamam. Onu da alırsak süper olur. Ama kazansın kazanmasın. Biz Hatay'a gidip Gökhan Zan'la bir yemek yiyelim bence. Tamam. Peki anlaştık. Tamam. Yani tabii ki kenti dolaştıktan sonra. Hı-hı. Umarım Hatay için daha iyi bir dönem başlar ama işte nasıl olacak? Hatay'ı da ayrı bir zaman konuşuruz belki. Evet. Dinleyenlere çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere diyeyim. Görüşürüz, hoşça kalın.